Rüşvet var, yargının e, e, gene benzer şekilde hukuk dışı kararlar aldırılması var, halka dağıtılan yardım adı altında yine adına ne diyebilirsiniz bilmiyorum ama bence o da rüşvete girer, e, rüşvetler var. Hepsi var yani medya var, Lobi şirketleri var, P.R. var, hikayenin her boyutu var. Ee, ya baştan sona film olacak, dizi olacak bir şeyin içerisinde, bir felaketin içerisinde yine sanki bizim başımıza gelmemiş başka biri yaşıyormuşçasına böyle bakarak e, izlemeye devam ediyoruz. Bazı siyasetçiler de bu e, ağlanacak halimizi ağlıyor zaten. E, ama siyasetin de hali bence bizim halimizden hiç farklı değil. Bizim de onlar için ağlasak yerimiz var diye düşünüyorum. Haklı olarak soruyorsunuz. Memlekette bu korkunç şeyler yaşanırken bu ülkenin Cumhurbaşkanı nerede? Mısır'da. 12 sene sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da katil dediği, darbeci dediği sisiyle el ele göz göze ...omuz omuza fotoğraflar veriyor... ...büyük bir sevgi seriyle karşılandı... ...havalimanında... ...burası Mısır Sarayı... ...başkanlık sarayı... ...orada hem first lady'ler... ...hanımefendiler... ...hem de devlet başkanları... ...gördüğünüz gibi böyle yani böyle bayağı yani el ele bir vaziyette ve birbirlerinin gözlerinin içine bakarak. Bu arada gözlükler de yakıyor değil mi? Her ikisinde de ben baktım aynı modele benziyor neredeyse. Yani devlet başkanı olunca böyle bir gözlük şeyi mi var acaba? Kampanyası mı var? Herkese bundan mı dağıtıyorlar? Bilmiyorum da. Cumhurbaşkanı Mısır'da Türkiye'nin dış politikası ve asıl olarak Türkiye'nin ekonomisi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la ve İsrail'le dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'yle yeniden inşa edilecek bir ittifak... ...acaba Türkiye'nin ekonomisinde yeni bir sayfa açabilir mi? Türkiye'nin Türkiye'nin siyasi ikliminde yeni bir sayfa açabilir mi? Bunun peşinde Cumhurbaşkanı Rabia işareti tabii ki de yapmadı. Rabia tarihe gömüldü. Hatta Sisi'yle yaptıkları görüşmelerde anti Müslüman kardeşler beyanlarda bulunuldu. Açıkça söylemek gerekirse bence doğrusu bu. Yani zaten Türkiye'nin bağımsız bir dış politikayla ...hiçbir İslami yapıyı vesaire desteklememiz gerekirdi. Suriye'de de benzer şekilde hatalar yaptık. Ama tabii çok geç üzerinden neler geçti neler. Bundan sonra hala bir şey olur mu bilmiyorum. Fakat ekonominin durumu bugün Gün Boyu Gazetesi'nin manşetindeydi ve içler acısı bir durum bu. Gün Boyu Gazetesi bir yerel gazete... Ismarlayan olmazsa çay içemeyen emekli varmış arkadaşlar. Bakın kim söylüyor? Çay bahçesi işleten Sinoplu esnaf Hasan Erbul. Emeklinin hali perişan, bahçedeki ağacın kenarından bakıp kimin yanında otursam bedava çay içebilirim diye düşünüyorlar demiş. Bütçeleri bir çaya bile yetmiyor diyor esnaf Sinop'taki çay e, e, bahçesi sahibi esnaf. Böyle bir dönemi hiç yaşamadım. Ben Tansu Çiller'in zamanını, Süleyman Demirel'lerin, Bülent Ecevit'lerin zamanını da gördüm. Böyle bir perişanlık hiç yaşamadım. Sinop'ta yazın 20 çift evlendiyse bunların onu boşandı. Niye boşandı bunlar? Ekonomik durumdan dolayı. Evet gördüğünüz gibi ülkede ekonominin durumu da bu. O nedenle de zaten sıkıntı büyük ve nereden bir destek para bulunacaksa ona her türlü ruhsat da verilir. E, siyasetin finansmanı için her türlü hukuk kararı da bypass edilir, çıkartılır. E, kader planı denir, işçiler unutturulur, yayın yasakları gelir. E, bununla ilgili yayın yapan siyasetçilere suç duyurusunda bulunulur. Bununla ilgili uyarılarda bulunan çevreci aktivistler gözaltına alınır. Bunlar olacak. Daha fazlasını da göreceğiz daha fazlasını da göreceğiz. Mustafa Sarıgül'ü merak ediyordunuz. Mustafa Sarıgül'ü bulduk. Bir duyalım bakalım neredeymiş Mustafa Sarıgül. Takipçisi olacağız. Olay bölgesinden hiçbir arkadaşımız ayrılmayacağız. Hep burada olacağız. Olayı yakinen takip edeceğiz. Bütün ulusumuza büyük geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Türkiye'mizden arayan, dualarını bize gönderen binlerce yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Alınması gereken tedbirler, Yapılması gereken uygulamalarla ilgili yarın tam saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrıca bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağım. Şu anda dualarımız 9 tane can için. Evet Mustafa Sarıgül'ün Erzincan İliç'te yaptığı açıklamada böyleydi merak etmiştiniz onu da ekrana getirmiş olduk. Hiç mi bir iyi haber yok var. İstanbul'da Kanal İstanbul projesinin imar planları mahkeme tarafından reddedildi. İstanbullular itiraz etmişti hatırlayın yağmurlu bir gündü unutmuyorum o zamanlar Halk TV'de ana haber sunuyordu canlı yayınla da bağlanmıştık. O sıraya girdiklerinde insanlar yağmurun altında saatlerce bekleyerek itiraz dilekçelerini vermişlerdi. Kanal İstanbul'un imar planı çünkü açıklanmıştı. Buna itiraz etmişlerdi İstanbul halkının <laughs> <laughs> çok pardon, İstanbul halkının e, desteği olmayan bir projenin imar paftaları nasıl çıkar? Büyükşehir Belediyesi'ne rağmen nasıl çıkartılır diye. E tabi onu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Çünkü biliyorsunuz büyükşehirlerin önemli bir bölümünü muhalifler kazanınca, iktidar hemen bir e, ruhsat yasasıyla Ruhsatı çok başlı bir hale getirdi. Yani Büyükşehir'den alamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gider, oradan alamazsa işte efendim başka bir yere gider gibi. Aynı anda birkaç kurumun ruhsat verebildiği bir yasal düzenleme yapmışlardı. Ee, i̇şte ona İstanbullar itiraz etmişti. Kanal İstanbul planları iptal edilmiş. 11. İdare Mahkemesi'nin kararı bugün e, Ekrem İmamoğlu duyurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek doğasını ve su kaynaklarını e, yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı bulmuş e, ve böylece de bu planlar iptal edildi. Bunu da dediğim gibi İmamoğlu duyurdu. Bugünün gündemi bu kadar. Ha bugün evet sevgililer günü. <laughs> Neyse. Sevgi günü diyelim biz ona. İsterseniz sevgi günü diyelim. Ne yazık ki memleketin neşesi, gülümsemesi, kadınların kahkahaları. E Bunların hepsi elimizden alındı. Ama ben yine de böyle bir günde. Ee, sevgililer gününde ee, boş geçmek istemedim doğrusu bizi destekleyen ve izleyen binlerce izleyicimizi yani bugünlerin evet bir P.R. ve bir um, ticari tarafı var şüphesiz. ki Sen Valentinde aslında sevgi günü falan filan. Ama bence yine de birbirimize sarılmak, birbirimizi sevdiğimizi ifade etmek e, güzel bir bir saati hiç değilse paylaşmak ister bir kurabiye yiyerek, ister bir kadeh bir şey içerek, ister sadece sohbet ederek. ...ister bir kanepede bir diziye bakarak... ...neyse yani beraber yürüyüş yaparak... ...bir kedi severek... Yani ...güzel bir... E, ...güzel bir, bir... ...bir bir bahanedir diye düşünüyorum... ...bunları da hiç es geçmemek lazım... ...diye düşünüyorum... ...aramadı tabii ki arkadaşlar ne arayacak... E, ...ama ben onun için... E, ...size sevgimi... E, ...ve e, minnetimi... ...teşekkürlerimi... ...bu pembe güzel tatlış kalple... ...bir sevgililer gününde göndermek istiyorum... İyi ki varsınız, bu teknolojik imkanlar olmasaydı, sizlerin desteği, gücü, katkısı, bize olan umut cümleleri, motivasyon ve güç veren cümleleriniz olmasaydı, açıkçası ben çoktan bu mesleği bırakmış, çoktan emekli olmuş ve köşemde kedilerimle, oğlumla, annemle, dostlarımla başka bir hayat yaşıyordum çok büyük ihtimalle. Onun için varlığınız, desteğiniz, mesajlarınız, yorumlarınız, paylaşımlarınız, katkınız... Beğen tuşuna bastığınız için, bize güvendiğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kalpten sevgiler gönderiyorum. Sevgi günümüz kutlu olsun.